burada çizinlemiş ama roman kahramanı ona bir kutu çizer. Kutu. Ve şu ilk çizdiği budur. Şunu çizer. Beğenmez. Köpeğe benzedi der. Olmadı der. Birkaç deneme yapar. Fakat en sonunda şunu çizer. Hah der küçük prens. Şimdi oldu. Şimdi bunun kuzu çizmeyle, kuzuyla ne alakası var? Diyor ki, bunun içinde benim kuzum, o deliklerden hava alıyor. Evet. Biz şimdi, ben bu kitabı okurken bizim 97 yılı, ikinci oğlan yeni doğdu. Birinci oğlumuz kolaydı, ikincisi biraz çok farklı çocuk oldu. Diyor ki ben bir gün kış vakti şey diyor yani çıkacağız kaç yaşlarında 4 belki belki de 3 yaşlarında tutturdu acelemiz var seminere gideceğiz. Ben dedi tişört giyeceğim. Hava soğuk. Ben tişört giyeceğim diyor. Bana ne bana ne. Ya şimdi ne diyorsunuz? Büyük aklıyla ne diyorsunuz? Ya kışın tişört giyilir mi oğlum? Manyak mısın, salak mısın diyorsun. Aa, sonra nasıl çözüldü biliyor musunuz? Tişört giyerek çıktık. Yahu ben tişört giyeceğim diyor adam. Tişörtü giydirdik, üzerine kazak giydirdik. Üzerine efendim kabanını koyduk. Tişört giydi. Ben tişört giyeceğim diye sen büyük kafasıyla ne anlıyorsun? Ben tişörtle görüneceğim anlıyorsun. Tişört giydi. İşte küçük prensin aynısı yani. Kuzu çizmeye ne gerek var? Senin kuzun bunun içinde diyorsun. Şimdi bakın yani kader ağlarını örüyor. Bak bu kızımız geldi buraya hopluyor zıplıyor. Şimdi annesi babası da ya çocuklar ayıp oluyor falan diyor. Şimdi bir tane adamı ne üstelik ne anlattığı da şüphe götürür. Oturup burada bir saat boyunca kıpırdamadan dinlemek büyüklerin mantığında anlamlı bir şey. Ama çocuk için saçma. Salak mısınız sizler? Ama şuraya kalkıp burada hoplamak, zıplamak, bağırmak o onun normali. O çocukluğunu yapıyor. O onun hakkı. Burada anormal olan bir şey yok. Burada terbiyesiz olan bir şey yok. Burada haddini bilmeyen biri yok. Yani siz bilmiyorsunuz. Siz onun dünyasında girin. Siz o baktığı yerden bakın. Salak mısın? Bir saattir bir adama oturup dinliyorsunuz. Oynamak var, zıplamak var, bağırmak, çağırmak var, gitmek, su içmek var, işte gazoz aramak var. Bisiklete binmek var, tabletle oynamak var, oyun bakmak var, bir cep telefonunda oynamak var, şarkı söylemek var. Demek ki çocuk başka bir şey. Yani bizim küçültülmüş halimiz değil, bizim normallerimizin içinde değil. Öyleyse şunu da lütfen bir kenara yazın. Hani çocuk oynamak ister, senin toplantın vardır. Senin toplantın çok vazgeçilmezdir değil mi? İşe gideceğim oğlum, kızım dersin. Onun oyunu senin işin kadar önemlidir. Çocuk oynamak ister. Oynamak. Onun toplantısı o, kariyeri odur. Biz ne yapıyoruz? Kendi standartlarımızla çocuğu tartıyoruz. Bizim anaokulumuz var. Yani arkadaşlar, veli, anne babalar geliyor. İlk sordukları soru, burada çocuğum Fransızca ya da İngilizce öğrenebilir mi? Şu enstrümanı çalabilir mi? Garip. Yani şey de var, yani burada Atatürk ilke ve ikraplarını öğretiyor musunuz diye soran da var. Yani 3-4 yaşındaki çocuğa. Bunun aslında Yasin ezberletiyor musunuzdan çok farkı yoktur. Yani
yanlış anlama, teknik olarak çok farkı yoktur. İkisi de dindar davranışıdır. Kardeşim, çocuk burada oynamak isteyecek. Biz çocuğunuzu oynatırız. Bilgi dediğiniz ne ki? 3 ayda bir çocuk İngilizceyi öğrenir. 2 ay çalışır, bir tane enstrüman çalmayı bilir. Fakat biz ne yapıyoruz? Kafamızda olamadığımız şeyleri çocukların hepsine yüklüyoruz. Çocuğun en temel ihtiyacı, bu insanlığın varoluşun en temel ihtiyacı onaylanmaktır. Kabul görmektir. Bakın ben ne kadar huzurluyum, mutluyum, geldim, moralim yerinde. Daha önce bu salona geldim, bu salonu biliyorum. Burada bulunuşum daha önce onaylanmış. Burada abi geldim, baktım kimse olmasaydı, ne diyorum, tedirginim, öyle onaylanmamışım. Hadi oradan, senin ne işin var burada, git Üsküdar'a, burası Küçükçekmece dercisine, kovuyor olabilirsiniz. Bakışlarınızı süzüyorum deminden beri. Evet, memnunsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu onaylanmamak demektir. Bakın sizi nasıl rahatsız eder. Bunun birkaç defa oyununu bile yaptık. Yani 3 kişi çok bildiği konuyu anlatıyor. Susturuyorsunuz adamı. Sadece dinleme, beden dilini göstererek bitiriyorsunuz. Eli ayağı dolaşmaya başlıyor. Ağlayanı gördüm. Yani iletişim dersinde bunları erişkinlere yaptırırken. Bir çocuk için en temel ihtiyaç onaylanmaktır. Onaylanmak. Aferin oğlum, sen iyi ki varsın burada. Aferin kızım, iyi ki buradasın. Burada bulunman bizim için önemli. Bunu lafla değil, hayatla göstereceksiniz. Oynamak istiyor, oynayacak. Gezmek istiyor, gezecek. Ha, hepten de kontrol onda olmayacak ama onun çocuk için oyunun sizin toplandığınız kadar vazgeçilmez olduğunu göreceksiniz. Ben böyle bir fantezi kuruyorum. Bir gün böyle bir roman yazarsam, Küçük Prens'in hakkını veren, işte Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımız Bakanlar Kurulu toplantısını ya da Milli Güvenlik Kurulu toplantısını iptal ediyor. Herkes şaşırıyor. Hayırdır? Aa, torunu kendisini Luna Park'a götürmesini istemiş. Oh, bir tane böyle haber yapalım bir gün diyorum. Hiç olmazsa hayali. O zaman bak, bütün ülke ayıplasın onu. Ama çıksın, akşam konuşsun. Desin ki, çocuğun en temel ihtiyacı, toplantısı, onun MGK'sı da, Bakanlar Kurulu da onun oyunudur. Dedesiyle oynamak istedi. Ona yarım saatimi ayırdım. Desin bakalım, ondan sonra herkesin yüzü yerde olur. Benden söylemesi, içimizde birisi benden sonra Cumhurbaşkanı falan olursa, ya ben olmayacağım da, yani olursa bunu yapsın. Ya da bir an önce yapan ya Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımız bunu yapsın. Son sır, çocuklar zannederiz ki çok böyle acayip oyuncaklar ister, pahalı. Sağ olsun bizim yıllar önce bir arkadaşımız bize fark ettirdi bunu. Ya gerçekten denedik ve gördük. Şimdi elektronik uzaktan kumandalı araç alıyorsunuz çocuğunuza ya da ağlayan bebek falan alıyorsunuz kızınıza. İyi, güzel ama çocuk bunun içine hiçbir şekilde müdahale edemiyor, giremiyor, kendisini katamıyor. Ama bizim o tişörtle kışın gezen oğlumuz gezdi. Bizim büyük kafamız tişörtle gezdiğini göstermeyi istiyor yani. O yok, ben tişörtle geziyorum diyor, farkında değil, görmeseniz de. O onu mutlu etti ya. O adama uyguladık bunu. Ne yaptık biliyor musunuz? Arkadaşımızın tavsiyesiyle çamaşır mandallarından bir sepet aldık, önüne koyduk. Ondan uçak yaptı, araba yaptı, kelebek yaptı, kuş yaptı, ev yaptı. Çünkü en iyi oyuncak çocuğun kendi operasyonunu yapabildiği oyuncaktır. Orada kendini buluyor, öbürünün içine nüfuz edemiyor. Hazır bir şey veriyorsunuz. Gerçi şimdi onu ne yapıyorlar? SimCity ve Sanalika tablette. Sanalikacı mı? Benim kızın oynadığı bir şey var.
Facebook'taki ne? Formülle mi? Formülle mi ne? He. Onu orada yapıyorlar. Yine yani anlamlı bir şey. Yani çocuklarınızın oyunlarına zeka oyunlarına katkıda bulunun. Zeka oyunlarına katılın. Mesela biz şey yaptık çocuklarla. Kelime oyunu. Kelime avı var şimdi birçok tablette var. Asıl olan beraberce oynamanız. Beraberce ona eşlik etmeniz. Şimdi geçenlerde tartıştık. Çocuğa Allah'ı nasıl tanıtırız? Subhaneke ezberleterek değil. Efendim 7 yaşında, 6 yaşında hafız ettim diye onun adına şampiyonluk yarışmasına girerek değil. Kur'an'ı ezberletmek değil. Yasin'i hatmettirmek değil. Şöyle bir hatıram var. Bir gün işte anne baba mütedeyyin belli giyinişlerinden genç. Çocuğumla her güne dua diye bir kitabımız var. Mesela onu niye yazdığımı size aktarayım. Çünkü o kitap renklidir, cicili bicilidir. Dua malzemeleri orada hayattandır. Balondur, kelebektir, oyuncaktır, arabadır, çikolatadır. Şekerdir, bonibondur. Hayatın bisiklettir. Spor ayakkabısıdır. Şimdi bakın bu önemli bir anekdot. Fark etmeden işin içinde yürüyüp gidiyoruz ve sonra ne oldu ya bu çocuklara diyoruz. Şimdi Büşra'yı dedim ki 5 yaşlarındaydı herhalde. Dedim Büşra'cığım dedim sen dua biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Hani kitaba 365 gün bir günü onunla kurtaracağım. Kopya çekeceğim. Hangi duayı biliyorsun dedim. Rabbi esir ve la tuasir. Rabbi teme. Bil hayır dedi. Rabbi esir ezberletmişti. Anaokuluna gidiyor. Şimdi soğuttum biraz. Aradan 5 dakika geçti. Başka bir şeyle meşgul oldum. O da meşgul oldu. Yeni bir soru sordum Büşra'ya. Büşra'cığım dedim. Bugün Allah'tan ne istersin dedim. Bir şey isteyelim mi Allah'tan dedim. Allah'tan bir şey istemek ne demek? Dua etmek demek değil mi? Büşra ne dedi biliyor musunuz? Büşra'nın dediği ilginç, aynı zamanda korkunç. Dedi ki, istediğim her şeyi bana annem babam alıyor dedi. Allah'tan bir şey istemem ki dedi. Ha şimdi durun, etiketlemeyin, yargılamayın, anlamaya çalışın. Annem babam bana alıyor. Tam o arada babası faule girdiğini düşündüğü için şey atladı babası. Dedi ki hocam dedi o en çok Kabe'yi görmek ister dedi. Dedim ki bir babaya dedim ki 5 yaşındaki kız çocuğu Kabe'yi görmek isteyebilir doğru. Peki bu çocuk Allah'tan Kabe'yi görmek istiyor belli. Hani o iyi de bu çocuk kız çocuğu ya. Şekerlerin içinden geçiyor, çikolata kokuları burnuna geliyor, bakkala uğruyor, markete gidiyor, bisiklete binenler var, arabalarda balon uçuranlar var, uçurtma olanlar var, Barbie bebekleri olanlar var. Bunları niye istemiyor Allah'tan? Çünkü Allah Kabe işlerine bakar. Bonibon, çiçek, işte bisiklet, çikolata işlerine başkaları bakar. Siz Allah'ın Kâbesiyle Allah'ın çikolatasını nasıl rakip yaparsınız birbirinize? Yani Allah illa Kâbe üzerinden mi sevilir? Hayatın ortasında çikolata yok mu? Şeker yok mu? Bonibon yok mu? Balon yok mu? Uçurtma yok mu? Bebek yok mu? Araba yok mu? Ne yaptı çocuk? Bu din dediğimiz şey, bu Allah dediğimiz Mekke'de o Kabe ile ilgilenir, uzaktır. Ama o çikolatanın tadıyla onun bir alakası yoktur. Niye çikolata istemiyoruz Allah'tan? Niye şeker istemiyoruz? Niye bisiklet istemiyoruz? Yani verdiğinde çikolatayı,
Çikolata tadı kadar yakın hissetse Allah'a kendini, çikolatayı Allah'tan başkası mı veriyor zannediyorsunuz? Paramla alıyorum zannediyorum. Nedir bu? Bizim yargımız. Ben bunu parayla aldım, Allah verdi değil. Sen bütün servetini döksen, çikolata neden yapılıyor? Neyse o maddesi, bir gramını yoktan var edemezsin. Bir damla suyu yaratamazsın. Senin elinde veriyor zaten Allah. Bu kitabı onun için yazdık ki anne babalara, anaokulu öğretmenlere rehber olsun. Yani çocuklar yaşadıkları hayat üzerinden, yaşadıkları hayatın çeşitleri, çeşnileri üzerinden Allah'la tanışsınlar. Uzak bir Allah. Ne yapıyoruz? Peygamberimizin hayatını anlatıyoruz, dini anlatıyoruz. Sağ olsun çizerlerimiz neyi çiziyor? Deve, sarıklı adamlar, ve sakallı adamlar, cübbeli adamlar ve çöl. Küçükçekmece'de deve nerede, çöl nerede, sarıklı amcalar nerede? Ne diyor çocuk? Yani 1-6 yaş arasında bu mesajı alıyor. Bu Allah dediğimiz var ya, yani kimse, din dediğimiz var ya, bizim Küçükçekmece'de yaşanmaz, Sefaköy'e uğramaz. Bir ara yetişkinliğimizde Umre'ye gideriz, şıkıdım şıkıdım orada bir güzel tavaf ederiz, Allah'ın gönlünü alırız. Dönerken free shop'ta şaraplarımızı alıp hayata devam ederiz. Din böyle oluyor işte. Neden? Çocuklara bilmeden laiklik, seküler bir din anlayışı öğretiyoruz, sekülerliği öğretiyoruz. Laiklik suçtur. Yani şöyle suç. Kainatın yani bu topraklarda yaşayan için suçtur. Bir tane kainat var. Bir tane. Bu kainatın da bir yaradanı var. Tamam mı? Bir tane daha var mı paralel falan? Yok. Hafta sonları falan oraya gitsek. Yok. O halde gerçeğimiz şu. Yaratıcısı olan bir kainatta yaşıyoruz. O halde her şey Allah'lıdır. O halde kişisel hayatta, yani devletle ilgili yönetimden bahsetmiyorum, insan laik olamaz. Hep Allah'lıdır. Şimdi hayatın hep Allah'ı vardır. Hayatta hep din vardır. Din şu değildir, bir takım yönergeler değildir. Bunu edeceksin, şunu yapacaksın, bunu yaparsan günah, şunu yaparsan yakarsın, yapmazsan yakarsın, bunu yapmazsan kebap olursun değil. Din bize böyle anlatılıyor, din magazin olarak anlatılıyor bize. Bakın Allah dinini nasıl anlatıyor? Kur'an'ın 1/3'ünde daha ne böyle, şöyle yürüyeceksin, böyle bakacaksın, şöyle tutacaksın falan yok. Şu mekruhtur, bu mubahtır, şu haramdır, şu helaldir demiyor. Kur'an'ın ilk 1/3'ü Mekke dönemi, bak diyor, sen kendi kendine yetmezsin. Kendi varlığın sana emanet, sen kendine zimmetlenmişsin. Görmüyor musun? Allah sana tam ölçek verdi. Görmüyor musun? 2 kulağın, 2 gözün, 1 dilin, 2 dudağın var. Fark etmiyor musun diyor. İnsana kendisinin kendisine borç verildiğini hatırlatıyor. Kur'an'ın 1/3'ü buna ayrılmış durumda. İlk 1/3, yani en az 10 yıl Allah şunu haram, bu helal, şu mekruh demeden, şu mubah demeden bunları anlatıyor. Biz Allah'tan daha mı şeyiz? Değil mi? O halde kendi varlığımızın anlamını görmemiz gerekiyor. Din demek borç demektir. Kendi varlığının Allah'tan borç alındığını bilmeyen dini anlamaz. Yoksa şöyle yap, böyle yap falan diyen, oradan magazin üreten bir takım hocaların anlattığını din zanneder. Çocuklarımıza kendi varlıklarının, kendilerine, nefeslerinin kendilerine ödünç olduğunu fark edeceğiz. Kendimiz fark edeceğiz bunu önce. Ondan sonra hayatı onlara anlatacağız. Hayatı onlara anlattığımızda şunu görecekler. Hayatın her noktasında aldığı nefesler borç, verdiği nefesler de borç. Bu çok güzel bir şey, çok hoş bir duygu. Süremiz dolmuş, servisler de bekliyormuş. Galiba merak ettiğiniz bir şey var.
He? İmam Ali diyor ki, git diyor. Arkasından seslen. De ki, Arapçası aynen şöyle. Ona de ki, peygamberimize, süt kardeşine. Tallahi lekad asarekallahu aleyna ve in kunna lehatiin. Doğruya doğru Allah seni bize üstün kılmış. Biz bunu fark etmemişiz. Hataya batıp gitmişiz. Bu Yusuf suresinin 91. ayetidir. Bunun üzerine ilk defa yüzünü döndü diyor. Ve 92'yi okudu peygamber aleyhissalatü vesselam'da. La tesribe aleykümül yevm dedi. Bugün sizi kınama yok dedi. Ve kardeşini kucakladı. Bunu niye anlattım? Bugün Yusuf suresini konuşuruz da. Yusuf suresi 91 ve 92. ayetler bütün insanlığın o iki şey arasında geçer. Hainlik eden kardeşler en sonunda kendisini kuyuya attıkları kardeşine hatalarını anlayıp Allah seni bize üstün kılmış, biz ise hataya batıp gitmişiz diyorlar. Ve bu kardeşleri olduğu için kendisini kuyuya atmış da olsa, kardeşleri kendisine böyle söyleyince bugün sizi kınama yok diyor. Daha önce de kınamadım zaten diyor. Şimdi Yusuf'a kardeşleri söylüyor bunu. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attılar. Yusuf köle olarak satıldı, çalıştı, zindana düştü, babasından ayrı kaldı. Değil mi? Bütün bir hayatı tırnak içinde mahvoldu. Acaba Yusuf bütün bu süreç içinde kardeşleriyle son sahnede, ki bu surenin, kıssanın finalidir, buraya gelinceye kadar ah benim bir kardeşlerim var falan diye. Mesela zindanda koğuş arkadaşlarına, sarayda iş arkadaşlarına anlatmış olabilir mi? Yani kardeşlerinin olmadığı yerde onlar duysa hoşlanmayacağı şekilde doğruyu söyleyerek anmış olsaydı Yusuf gıybet etmiş olurdu. Gıybet etmiş bir Yusuf'a kardeşleri en sonunda geldiğinde hatalarını anlayıp Allah seni bize üstün kılmış dediğinde gıybet etmiş Yusuf ne derdi? Yok abi Allah aşkına susun derdi. Siz bir halt ettiniz, ben onu 100 defa yaptım, 1000 defa yaptım. Çünkü kötülüğün lafını etmek, kötülüğün lafından daha büyük kötülüktür. Onunla kaç tane ağzı nefesi kirletir, oyalarsınız. Ve sizin yüzünüzden 10 kişiyi anlatırsınız, 10 kişi 10'ar kişiye daha anlatırsa 100 kişi. 100 kişi 10'ar kişiye anlatırsa 1000 kişi, 1000 kişi de 10'ar kişiye anlatacak olursa bir seferde, bir celsede 10.000 kişiyi birden günaha sokarız. 10.000 kişinin ağzında bir kötülük anlatılmaya devam ediyor. Hem anlatanlara kötülük hem dinleyenlere kötülüktür. O zaman eğer Yusuf gıybet etmiş olsaydı, yani kardeşlerinin olmadığı yerde onların hoşlanmayacağı şekilde anmış, yani doğruyu konuşmuş olsaydı, bu sözü duyan olmayı hak etmezdi. Yani Allah da o ayeti oraya yazmazdı. Hadi bunu hak etti diyelim de, şunu diyen olmayı hiç hak etmezdi 92'yi. Bugün sizi kınama yok. Daha önce kınadım ama şimdi kınamıyorum diyemezdi. Çünkü daha önce kınamışsanız, gıybet etmişseniz, bakın az önceki hesapta 100, 1000 etti değil mi bir anda? 1000 kişinin ağzında senin kardeşin kınanmaya devam ederken, sen kardeşine artık kardeşim seni kınama yok diyorsan, derler ki pışk. Ne alaka, niye yalan konuşuyorsun? Artık seni kınama yok diyebilmen için onu daha önce kınamamış olman lazım. Son. Bakın birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bugünler geçer. Biz kardeşiz. Yani kavga mavga falan hikaye. Bunlar tepedeki insanların hesapları. Onların kendi hesapları. Ama yanımızda olan, komşumuz, kardeşimiz olan insanlarla kavga edersek, ben şu tarafım, ben bu tarafım diye,
Hata ettiğimizi anladığımızda çok geç olur. Herhangi bir tarafın elemanı olarak söylemiyorum bunu. Gıybetini edersek, hem de topluca edersek, o kardeşimiz bir gün, ya sen haklıymışsın be Senayi, ben yanılmışım dediğinde, tüh diyeceğim. Ben tam sen yanılmışken seni ona buna bir sürü anlattım. Ve ona, kardeşim madem öyle, sen Yusuf'un kardeşleri gibi geldin bana, tam da Yusuf kıssasının finalisti olarak bana bu cümleyi kurdun ya, ben de sana Peygamberimizin kardeşine söylediğini, Yusuf'un kardeşlerine söylediğini doya doya söylemek isterim. Seni kınama yok. Bunu söyleme hakkımı da kaybederim. Kardeşsek, Yusuf kıssasının finalisti olacak o sahnedeki yerimizi hazır bekletelim. Yani susalım, dişimizi sıkalım, dudağımızı kanatalım, dinlemeyelim ve biz hatalıysak 91'i okuyacağız. Kardeşimiz hatalıysa 91'i bize okuyacak. Yani Allah seni bana üstün kılmış, ben hataya düşmüşüm diyecek ya da diyeceğiz. Biz hatalıysak dediğimizde kardeşimiz, ben seni kınamadım zaten, Allah seni kınama yok diyecek ya da hatayı o etmişse biz de ona seni kınama yok diyebilmemiz için yüzümüzün olması lazım, sözümüzün olması lazım, tutmamız lazım sözümüzü. Hayırlı olsun. Yeniden görüşmek üzere efendim, hürmetlerimle.